çol gökleri kaldıranın, donatarak dolduranın, ol deyince olduranın, 99 adıyla deyip bugünkü muhabbetin programı Gül Deste'den hepinize selamlarımızı, saygılarımızı, muhabbetlerimizi sunuyoruz. Allah'ın rahmeti, bereketi, affı, afiyeti üzerimize olsun. İyi bir muhabbet olması dileğiyle diyorum. Bugünkü konumuz Alaaddin Meydanoğlu hocamız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kardeşim. Ben de her zamanki gibi ekranları başında bizi izleyen din kardeşlerimizin akşamlarının hayrı ve muharek olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi, hidayeti, esenliği üzerlerine ve üzerimize olsun. Yine kendilerine güzel bir konu seçtiğimizi düşünüyoruz. Şükür konusunu ele alacağız. Ha, şükür diyeceğiz. Elbette ki şükür diyeceğiz. Aslında... E, ...kelimenin başı ve cümlelerinde... ...en önemlisi... ...elhamdülillahi rabbil alemin... ...alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun ki... ...şu an bu saatte... ...buradayız. Çünkü o bedeni o bize verdi. İşte biz verilenlerin... ...kıymetini bilmek amacıyla... ...bugün bu konunun detaylarına... ...ineceğiz. Hayırlı bir program olmasını... ...Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Amin. Hoş geldiniz tekrar. Şükür... Yüce Allah'ın sayısız nimetlerine karşı kalp, dil ve beden ile övgüde ve teşekkürde bulunma, nimetleri saygı ile itiraf etmektir. Kalbin şükrü, nimetleri verenin Allah olduğuna inanmak, dilin şükrü, Allah'ın verdiği nimetlere hamd etmek, bedenin şükrü, varlığını Allah'ın rızasına uygun bir şekilde sürdürmek, namaz, oruç gibi ibadetleri eda etmek ve onun yasaklarından uzak durup buyruklarını yerine getirmek, malın şükrü ise, sadaka ve zekat vermektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabına İsrailoğulları içerisinde cildi alacalı, kel ve kör üç kişinin başından geçenleri anlattı. Şöyle dedi. Allah bunları imtihan etmek istedi ve onlara bir melek gönderdi. Melek derisi alacalı olan adama geldi. En çok istediği şeyin ne olduğunu sordu. Adam güzel görünümlü bir cilt istediğini, çünkü insanların mevcut görüntüsüyle kendisini çirkin bulup ondan iğrendiğini söylediler. Bunun üzerine melek adamın vücudunu sıvazladı ve şifa bulan adamın çirkinliği gitti. Ona çok güzel bir renk ve hoş bir görünüm verildi. Daha sonra melek ona en çok hangi malı sevdiğini sordu. Hastalıktan kurtulan adam deveyi sevdiğini söyleyince ona 10 on aylık gebe bir deve verildi. Melek devenin onun için hayırlı olmasını temenni ederek adamın yanından ayrıldı. Ve başı kel olan adamın yanına gitti. Ona da en çok istediği şeyin ne olduğunu sordu. O da kendisinden kelliği giderecek güzel bir saç istediğini söyledi. Melek onun başını sıvazlar, sıvazlamaz kellikten eser kalmadığı gibi çok güzel saçları oluverdi. Melek ona da hangi en çok hangi malı sevdiğini sordu. O ineği sevdiğini söyleyince kendisine gebe bir inek verildi. Melek bu adama da baş edilen ineğin hayırlı olmasını temenni ederek yanından ayrıldı. Melek son olarak ama olan adamın yanına geldi. Ve dünyada en çok istediği şeyin ne olduğunu ona da sordu. O görmeyen gözlerinin açılmasını ve böylece insanları görmek istediğini söyledi. Melek adamın gözlerini sıvazladı ve adam görmeye başladı. Ardından daha öncekilerine sorduğu gibi ona da hangi malı çok sevdiğini sordu. Adam koyunları sevdiğini söyleyince kendisine kuzulu bir koyun verildi. Bir müddet sonra bu kişilere bahşedilen hayvanlar yavruladı ve çoğaldı. Bu suretle birinin bir vadi dolusu devesi, diğerinin bir vadi dolusu sığırı, ötekinin de bir vadi dolusu koyunu oldu. Aradan yıllar geçti. Melek bu üç kişinin karşısına bir kez daha çıktı. Ama bu sefer onların karşısına çıkma sebebi nimeti veren Allah'a karşı onları şükür imtihanına tabi tutmaktı. Bu amaçla önce cildi aracalı olup olup da Allah'ın sıhhat ve mal verdiği adamın yanına geldi. Tıpkı onun eski hali gibi hastalıklı ve yoksul bir insan suretine girmişti. Ona dedi ki, ben fakir biriyim, bütün çarelerim tükendi, yolculuğu tamamlayabilmem önce Allah'ın inayeti, sonra da senin yardımınla mümkündür. Şimdi ben sana güzel bir renk Güzel bir görünüm ve mal veren Allah rızası için senden bir deve istiyorum. Bu sayede yolculuğunu tamamlayayım ve memleketime ulaşayım. İnsan suretindeki meleğin isteklerini dinleyen adam... ...iyi ama malımda hak sahibi çoktur diyerek cevap verince... ...melek ona sanki seni tanır gibiyim. Sen insanların iğrendiği cilde alacalı olan kişi değil miydin? Fakir olduğun halde Allah bu malı mülkü sana vermedi mi diye sordu. Meleğin sorularına karşılık adam... Hayır yemin olsun ki bu mal mülk bana atalarımdan miras kaldı dedi. Melek ona cevap ben eğer yalan söylüyorsan Allah seni eski haline döndürsün dedi ve oradan ayrıldı. Sonra kel olan adamın yanına kel bir insan suretinde gitti ve aynı şeyleri söyledi. Bu adam da alacalı adamın yaptığı gibi meleğe yardım etmeyi reddetti. Melek ona da eğer bu sözlerinde yalancıysan Allah seni eski haline döndürsün dedi. Ardından ama bir insan suretine girerek eskiden ama olan adamın yanına giden melek ona dedi ki: "Ben garip bir yolcuyum. Yolda kaldım. Önce Allah'ın sonra senin yardımınla ancak gideceğim yere ulaşabilirim. Şimdi ben sana görme kabiliyetini bahşeden yüce Allah'ın rızası için senden bir koyun istiyorum ki ondan istifade ederek gideceğim yere ulaşabileyim." Meleğin bu isteği üzerine ama olup da Allah'ın saat verdiği adam dedi ki, evet ben gerçekten kördüm. Allah bana görme kabiliyetini baş etti. Fakir idim, beni zenginleştirdi. İşte koyunlarım, dilediğin kadar al. Allah'a yemin ederim ki, bugün Allah rızası için benden alacağın hiçbir şeyde sana sınır koymam. Bunun üzerine melek ona, malın senin olsun. Siz imtihan edildiniz. Neticede Allah senden razı oldu. Diğer iki arkadaşın ise Allah'ın azabına uğradılar. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de "Estevzü billah. Şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur. Nankörlük edene gelince bilmelidir ki Rabbinin Rabbimin hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. O o çok kerem sahibidir." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlara teşekkür etmeyen Allah'a da şükretmez. Kendisine bir iyilikte bulunana ya da hayrı dokunana teşekkür etmek İslam ahlakının gereğidir. Bunun nasıl olacağını Hazreti Peygamber'den öğrenmekteyiz. Kendisine bir ikramda bulunan kişi imkan bulduğu takdirde karşılığını versin. Bulamazsa o iyilik yapana övgüde bulunsun. Çünkü bir ölü, iyiliği öven şükran borcunu yerine getirmiş olur. İyiliği gizleyen ise nankörlük etmiş olur. Kendisine bir iyilik yapılan kimse iyiliği yapana Allah seni hayırla mükafatlandırsın derse en güzel övgüde bulunmuş olur. Evet hocam şükür nedir? Kısaca açıklar mısınız? Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi <Sessizlik> Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttaqin. Ve la udvana illa ala zalimin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ferhat kardeşim, Az önce sizler de en güzel şekilde ifade buyurdunuz. Kıssada da ifade ettiğiniz gibi. Evet hocam. Elbette ki şükür ve bunun daha kapsayıcı bir kelimesi olan hamd kelimesi hamdele. Bunu da 45 dakika işlemiştik hatırlarsanız hamd kelimesini de övgü medih anlamındaydı kısaca özetlemek gerekirse. Şimdi şükür dediğimizde nimetlerin kadrini bilmek diye öyle kısa bir başlıkla koyarak tanımlamaya çalıştık. tabi açacak olursak şükür Allah tarafından insanoğluna verilen sıhhatin, afiyetin bedenin malın ve kişinin iyi durum halde olmasının tamamını kapsayan Allah'a karşı bu nimetlerin borcunu vermesi gibi evet. adeta borcunu vermesi gibi ona şükranda bulunması ona teşekkür etmesi, ona şükretmesi, bütün kalbiyle ona yönelmesi, aldıklarının kaynağının yüce Allah olduğu idrakına varması durumu ve bunu söz ile dile getirmesi hamdı bunun gereğini yapması da, bakın gereğini yapması, birazdan ne anlama geldiğini ayetler ve hadisler içerisinde ele alacağız. Bunun gereğini yapması da şükürdür. Evet, Ferhat kardeş, şükür söz değildir. Şükür eylemdir. Biz onu çoğu zaman çok daha dar ve sığ bir manada ele alıp yapıyoruz. Ya Rabbi sana şükür. Yani şükürler olsun diyoruz. Ama bu ifade nakıs kalıyor. Bu bu hamd kelimesiyle yani Elhamdülillahi Rabbil Alemin Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun. Siz bir şey içtiniz ve içtikten sonra bunu veren bu nimetin kaynağına yöneldiniz, onu kalbinizden geçirdiniz ve dil ile ikrar ettiniz. Hamdolsun dediniz. Elhamdülillah dediniz. Evet. Bu bu hamd kısmı buraya kadar verilen nimetin e, borcunu ödeme ile alakalı dediniz ve bu yerine geldi. Şükür ise burada kalmıyor. Şükür size verilenlerin söz ile ikrarının ötesinde eyleme geçmektir. Ne evet. demek bu? Zekat miktarına ulaşmışsanız mal olarak fakirin hakkı ve Allah'ın hakkı olan üzerinizdeki emri olan Allah'ın emri ve fakirin hakkı olan o zekatı ne yapmanız gerekiyor? O malın fazlasını fakire vermeniz gerekiyor. İşte Ferhat kardeş bu şükrün eylemsel halidir. Evet. Bu bu şekilde olması gerekir. Yani siz edindiğiniz bir miktar para veya elinizdeki herhangi bir değerle Müslüman kardeşinizin yani elinize bir miktar para geçti. Bu zekat hükmünde olmasa bile elinizde fakire verebileceğiniz kadar bir miktar paranız var. Yani sadaka niyetinde yani sadaka olarak. Diyorsunuz ki ya Rabbim şükür. Şükürler olsun sana Allah'ım. Ona kavuştunuz. O nimete kavuştuğunuz için. Ama bunun bir kısmını fakire sadaka olarak verdiğinizde ...asıl şükür o zaman gerçekleşmiş oluyor. Evet. Ha söz ile... ...elhamdülillahi rabbil alemin... ...bu uzun hali. Fatiha-i Fatiha Şerif'te de... ...her gün... ...Allah'ın karşısında divan durduğumuz... ...beş vakitte de... ...ve kırk kez namazlarımızda... ...ilk e, ayeti kerime olarak okuduğumuz... ...niye okuyoruz Ferhat kardeşim bak hiç... Hiç düşünüldü mü? Yani ilk giriş ayet, ilk giriş cümle ne? Ayet-i kerime Elhamdülillahi Rabbil alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun. Yani evet. çünkü verilen bedenin, ruhun, rızkın, yukarıdan şu bardağa inen tatlı suyun öyle diyor ya, tatlı suyun kaynağı kimdir? Onun bir kaynağına baksınlar diyor Yüce Mevlamız. Elbette ki bütün sadece tatlı suyun kaynağı değil bütün nimetlerin kaynağı alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Aha. Siz bunu elhamdülillahi rabbil alemin. Elhamdülillah. Hamden dediğinizde yediğiniz içtiğinizin bir defa şükrünü söz olarak dile getirdiniz. Ama dediğim gibi yine nakıs kalıyor. O içtiğiniz suyla abdest alacaksınız o içtiğiniz suyla kalkıp bedeninize sıhhat olmuş o su ile hayat bulmuş o su ile kalkıp alemlerin Rabbi olan Allah'a secde edeceksiniz. İşte o zaman o nimetin şükrünü eda etmiş olursunuz. Yoksa öte türlü Ferhat kardeşim söz ile yani şükür nakıs kalır. Bede eyleme 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 geçmesi gerekir. Sadaka ile paranın verilmesi malın verilmesi, zekatın verilmesi, bedene namazın kırılması, hac faizasının yerine getirilmesi. Bütün bunlar Allah'ın sana vermiş olduğu nimetlerin bedensel olarak yani kalp ile de, dil ile de bedensel olarak da şükrünü eda etmemiz gerekir. Evet hocam. Evet Ferhat kardeşim. Çünkü konu önemli. Biz genelde Ekran başındaki din kardeşlerin bu konuda biraz hassas olurlarsa seviniriz. Şükür sadece kelimeyle yeterli değildir. Muhakkak ki kişi hamdini dile getirmeli, onun nimeti verene teşekkür etmesini bilmeli. Ama bu sadece sözel olarak dil ile değil, aynı zamanda uzuv olarak, eylem olarak da hayata geçirilmeli. Ne kadar ince bir nokta görüyor musun Ferhat kardeşim? Birazdan evet. ayet-i kerimede de bunu dile getiririz. Unutmasınlar ki din kardeşlerim malın ziyadeleşmesi artması sözel ile yapılan şükürde değil eylem ile yapılan şükürdedir. Eylem ile yapılan şükürdedir. Eylem ile şükür yaparsan malın ziyadeleşir. Ki Allah orada zaten ayet-i kerimede ziyade ifadesini kullanmıştır. Ee, birazdan ona da değineceğim. Evet hocam. Şükür her nimetin Allah'tan geldiğini bilip dil ile hamd etmektir. Nimeti değil, nimeti vereni görmektir. Nimeti vereni bilip kalp, dil ve diğer azalar, azalarla gereğiyle amel etmektir. Kalp ile iyiliğe niyet eder, dil ile hamd eder, şükrünü açıklar. Uzuvlarla şükür ise Allah-u Teala'nın verdiği nimetleri yerli yerinde kullanmaktır. Mesela gözün şükrü Müslümanların yani arkadaşların kusurunu görmemektir. Kulağın şükrü söylenilen ayıpları duymamış olmaktır. İmam-ı Rabbani Hazretleri şükürle ilgili öyle nimetler vermiştir ki Cenab-ı Hak vücudumuzun her kılı dile gelse ve şükrü ifade etseler bile o şükrü yerine getirmekten acizizdir diye ifade eder. Sururi de bir mısrasında şükür için şöyle bir ifade kullanır. Tende kudret nereden olsun nimeti can şükrüne? Bin dilim olsa yetişmez bir dilim nan şükrüne. Yani insanda can nimetine karşı şükredecek kuvvet ve kudret nerede? İnsanı bin dilim yapsalar bir dilim ekmek için edilecek şükre yetmez. Şükür Allahu Teala'nın verdiği nimetleri onun sevdiği yerlerde kullanmaktır. Allahu Teala bir kula birbirini takip eden çeşitli nimetler verince kul buna layık olmadığını düşünüp utanması da bir şükürdür. Şükürdeki kusuru bilmesiyle şu şü de şükür sayılır. Rabbimiz ayetlerinde bizlere şükürle ilgili şunları buyurmaktadır. Allahu Teala insanlara bol nimet vermiştir. Fakat insanların çoğu şükretmez. Burada yeri gelmişken kısamızı anlatalım. Evliyanın büyüklerinden Şibli Hazretleri bir gün Hicaz'a gitmek için yola çıkar. Yolu Bağdat'tan geçmektedir. Zamanın halifesi Harun Reşid Şibli Hazretlerinin Bağdat'a uğradığını duyunca kendisine adamlarını göndererek biz mi sizi ziyaret edelim yoksa siz mi bizi ziyaret edersiniz diye sordurdular. Şibli Hazretleri biz halifenin yanına geliriz diye haber gönderir. Ardından da saraya doğru hareket eder. Halife Harun Reşid Şibli Hazretlerine bize bir nasihat eder misiniz efendim der. Şibli Hazretleri de bana bir bardak su getirin. Halife Harun Reşit'e dönerek eğer çölde susuz kalsanız, ölmek üzere olsanız, birisi elinde bir bardak suyla çıkıp gelse, dese ki bu, bu bir bardak suyu sana veririm ancak servetinin yarısını isterim, dese verir misin? Halife Harun Reşit önce bir düşünür sonra elbette veririm der. Şimli Hazretleri peki bu suyu içtin, çıkartamıyorsun, idrarını yapamıyorsun, bir doktor gelse, ben senin sıkıntını çözerim fakat servetinin diğer yarısını isterim dese verir misin? Halife Harun Reşit bir süre düşünceye dalar ve yine aynı cevabını verir. Elbette veririm. Bunun üzerine İmam Şibli Hazretleri o halde bir bardak su bile etmeyen servetine ve dünyaya güvenmedir. İnsan maalesef nimetler karşısında acizdir. Nimetlerin şükrünü eda edebilmek için ne yaparsa yapsın azdır. Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis şerifinde şükür için bizlere şunu ifade etmektedir. İnsanlara teşekkür etmeyen kimse Allahu Teala'ya şükretmez. Aza şükretmeyen de çoğa şükretmez. Allahu Teala'nın nimetlerini söylemek şükürdür. Hiç bahsetmemek ise nankörlüktür. Evet hocam hadis-i şeriflerde şükür konusuna değinir misiniz? Evet Ferhat kardeşim. Nimetler bazı zamanlarda öyle hale gelir ki geniş zamanlarda nimetin kadrini kı kıymetini bilmeyiz. Ama o nimet darlığa düştüğümüzde veya o bizden alınıp bizi darlığa düştü düşürdüğünde ona karşılık neyi vermeyiz ki? Ah, Okuduğun kısa da bunu görüyoruz. Bir bardak su servetin yarısını diğer hacetin Giderilememesine karşılık da servetin tamamını diğer yarısının verilmesi. Evet gerçekten böyledir Ferhat kardeş. Yani e, bollukta e, nimetlerin e, kadri veya nimetler içerisinde nimeti e, bilmek çok zordur. Evet. İşte o nedenle deniliyor ki hani bollukta mı yoksa darlıkta mı intiham? Yani acaba darlıkta imtihanı veren mi daha başarılı bollukta mı? Çünkü bollukta imtihan kişi nimetlerin kadrini kıymetini bilememektedir. Hafizan Allah. O nedenle bu kısım ve bu soru gerçekten önemli. Şimdi hadisi şeriflere baktığımız zaman da Allah Resulü aleyhissalatu vesselam elbette ki seçkin bir insan. Alemlere üstün kılınmış bir insan. Allah Resulü, Allah'ın kendisine Habibim dediği ve evrene, kainata üstün kıldığını ve onu seçtiğini, çok ama çok sevdiğini, evrenin, kainatın onun yüzü suyurmetine yaratıldığını, bu nedenle büyük bir muhabbetin ve sevginin ye yani mazhar olan Allah Resulü sahip olduğu bu sevgiyi neyle dile getiriyor? Gelmiş ve geçmiş bütün günahları affu mağfiret olan Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam sabahlara kadar namaz kılardı. Neden? Evet, ne denildi kendisine? Hazreti Ayşe validemiz rahmetullahi aleyh radiyallahu anha Ey Allah'ın elçisi senin gelmiş ve geçmiş bütün günahların affi mağfiret olmuşken neden bu kadar kendini yoruyorsun? Ayakların ve bacakların şişene kadar ibadet ediyorsun, kendine eziyet ediyorsun. Cevaben ne dedi? Ya Ayşe, efele ekunu abden şekura Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı? Bak burada şükür dikkat et Allah'a hamd eden bir kul olayım mı demedi. Efela ekunu dedi. abdan şekura. Yani şükür ifadesini kullandı Ferhat kardeşim. Bu da önemli bir ayrıntı. Böyle ilmin inceliklerine vakıf olunca bunu hemen yakalıyorsunuz. Yani efela ekunu abdan şekura. Allah'a karşı şükreden bir kul olmayayım mı? Yani bunun anlamı şudur. Ben Rabbimin bana verdikleri karşısında ona iyi bir kul olmayı ona çok ama çok secde ederek eyleme döküyorum. Eyleme döküyorum. Bak burada önemli olan az önce de konuşmamın başında ifade ettiğim gibi ne dedim? Şükrün dile gelmesi aynı zamanda eyleme dönüşmesi yani neşrun nema bulması. Dinde e bir şeyin neşr-ü nema bulması Allah'ın razı olacağı konuları, durumları, hal ve vaziyetleri davranışa dönüştürmektir. Çünkü Allah bir çıktı istiyor. Yani çıktı istiyor. Siz yazdınız Word sayfasında ama onun bir de ne olması gerekiyor? O ürünün bir çıktısının olması gerekiyor. İşte bu çıktılar nelerdir? Allah'ın vermiş olduklarının çıktıları namazla Allah'a şükürdür. Hac ibadetiyle, zekatla, sadakayla, komşuluk ilişkileriyle, güzel sözlerle, gönül almayla, sıla-i rahimle, sabırla, sebatla bütün bunların dile gelmesidir. Çünkü Allah bunların hepsinden hoşnut olur. Evet, o yüzden burası efaleakun abdan şakura. Ya Ayşe Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı? Ki Ferhat kardeşim zaten Ebu Hureyre rahmetullahi aleyh'te bize gelen bir başka bir hadis-i şerifte yine şöyle ifade buyuruyor sevgili Buyuru Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O da öyle diyor. Kullu emrin zibalin la yubda fihi bil hamdi aqta. Sadaka Rasulullah. Yani hamd ile başlanılmayan önemli bir iş önemli bir durum, önemli bir söz eksik kalır, nakıs kalır. O yüzden dedim ya, yani ham edeceksiniz. O bizler de programa başlarken ne diyoruz? Bismillah diyoruz. Elhamdülillah diyoruz. Ve salat ve selam getiriyoruz. Hamden lillah diyoruz. Allah'a ne yapıyoruz? İkinci sırada hemen dile getirdiğimiz şey hamdır. Ferhat kardeşim neden? Lain, çünkü yaptığım bu yayının nakıs kalmaması için, eksik kalmaması için besmele, hamdele ve salvele gerekir. Allah Resulü'ne yapılmayan salavatta da yine onu çünkü evren onun yüzü suretine yaratılmışsa elbette ki selamı da hak ediyor. Doğru mu? Tabii. O bize bu dini tebliğ etmemiş olsaydı, getirmemiş olsaydı Alemlerin Rabbi olan Allah'ın varlığını bize bildiren kimdir? Sevgili peygamberimizdir. Çünkü o elçiler seçilerek belirlemiş. O da seçilmiş bir insan. E elbette ki o da bir selamı, bir salatı yani bir duayı ziyadesiyle hak ediyor. Evet. İşte o yüzden biz de hani diyoruz ya Kullu emrin zi belin la yuftahu bi zikrillahi azze ve celle fehuve ebterev kale ehta Sadaka Resulullah. Başka bir hadis şerifte de yine öyle diyor. Allah'ın adı anılmaksızın başlanan her iş, durum, söz, vaziyet eksik kalır. O yüzden bismillah. Ne yaparsanız yapın bismillah. Arabaya binince bismillah. Bu kısa hali bile yeterli. Çünkü bir bismillah diyorsun. Allah'ın adıyla diyorsun. Allah'ın adıyla ben bu işi yapıyorum diyorsun. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Diyorsun. Bak ne kadar güzel. Hamd ile başlıyorsun ve o nimeti gördün. Elhamdülillah diyorsun. Ve yine ne yapıyorsun Ferhat kardeşim? O nimete şükrediyorsun, hamd ediyorsun. Evet. Şimdi baktığın zaman burada da yine hamd ile başlanılmayan eksik kalır. Yani şükrümüzü ne yapacağız? Eda edeceğiz. Az önce birkaç kez yine değindin. İnsanlara teşekkür etmeyen Rabbine şükretmez. şükretmez. Hadis-i şerifi nasıldır? Men la yeşkurin nase la yeşkurin lahe. İnsanlara teşekkür etme. Yani o naifliği göstermeyen, o zorbalığı da bulunan kişi, o kaba yüreğiyle de Allah'a ne yapmaz? Teşekkür etmez. Zaten teşekkür dediğin şekara, şükretti, yeşkuru, şükrediyor. Teşekkür dediğinde yani şimdi bizler Allah'ın yaratmış olduğu eserler değil miyiz? Hepimiz Allah'ın eseri değil miyiz? Ne? Allah tarafından dünyaya getirildik. Peki yeryüzünde Allah'ı temsilen bulunmuyor muyuz? Abi, temsilen bulunuyor. Peki bu güzellikler de onun adıyla olmuyor mu? Yani onun eliyle olmuyor mu? Yani kişi Allah'ın eliyle yani bir din kardeşinin ihtiyacını giderme bir başka din kardeşi tarafından yapılıyor. Aslında Allah onu istedi, bizi de buna vesile kıldı. Doğru mu? Evet. E sen burada kişiye teşekkür ederken aslında kime teşekkür ediyorsun? Aslında kime hamd ediyorsun? Yani ben senin bana yaptığın bir iyilik karşılığında sana teşekkür ederken aslında seni yaratan, arka planda alemlerin Rabbi olan Allah'a yöneliyorum. Aslında bu idrakla yapılması gerekiyor. Ferhat kardeşim. Evet. Ya çünkü bir insanın malı var, zekat veriyor, bol sadaka veriyor. E ben biliyorum ki o malı ona Allah vermiş. Doğru mu? Evet. Ben ona teşekkür ediyorum diye duada bulunuyorum. Hayır duada bulunuyorum. Onun da hoşuna gidiyor. Daha bu davranışları artıyor. Ama arka planda kime şükrediyoruz? Aslen alemlerin Rabbi olan Allah'a. İşte o yüzden ne diyor? Men la yeskurin nahse la yeskurillah. İşte o e, nimetin asıl kaynağını bilerek o kişiye ne yapmak gerekiyor? O iyiliği yapana teşekkür etmek gerekiyor. Bu da bizi alemlerin Rabbi olan Allah'a götürür. Şimdi yine Ebu Hureyre'den Rahmetullahi Aleyh'den Radiyallahu anh'tan bize gelen bir hadis-i şerif var Ferhat kardeşim. Bak yine ne diyor? Diyor ki etta taimu şakiru nimetlere karşılık şükür diyor bir menzileti saimi sabır diyor. Nimetlere karşı yapılan şükür evet, aç kalarak oruç tutan kişinin durumun durumundadır. Onun mesabesindedir. Yani düşünebiliyor musunuz? Allah size bir nimet verdi. Et ta'imu taam yemek nimet Eşşâkiru. Buna karşı bir şükür ve bu nedir? Bir menazile. Yani o ne mesafesindedir? Bir menzileti. Yani menzil o mesafede ve de o konumdadır. Ne konumdadır? -sa imus sabr. Aç kalarak oruç tutanın almış olduğu sevapla aynı mesafededir diyor Allah diyor. Evet. İşte yani şükret oruçlu gibi ol. Ne güzel. Bak ne diyor başka bir hadis-i şerifinde alemlere rahmet olarak gönderilen o nurlu kutlu Habib ne diyor? Gönlümüzün ne diyor suru hocam? ne diyor? İmanı imanı ikiye bölüyor. Ne diyor? Yarısı sabır, yarısı şükür. Yarısı şükür. Bak o hadis-i şerifi destekleyen bir şey. Acabenli li il mümini Aa, diyor ki müminin durumu çok şaşılacak bir haldir diyor. İnne emrahu kullahu lehu hayrun. Onun o müminin diyor her hali diyor her hali diyor hayırdır. Her hali diyor hayır diyor. <laughs> ve leysa zalike li ahadin illa lil mu'min. Bu durum ancak diyor Müslümanda vardır, müminde vardır diyor. İn esabetu sarau şekara fekana hayran le ve in esabetu darau sabara fekane hayren le. Sadaka Resulullah. Uzun bir hadis-i şerif. Ne demek Ferhat kardeşim? Diyor ki, müminin öyle acayip bir durumu vardır ki, onun her işi hayırdır diyor. Eğer bu durum sadece müminde vardır. Eğer kendisine in esabetu sarra'u, eğer kendisine bir bolluk, bir ferahlık, bir nimet isabet ederse şakara. Fekane hayranle. Şükreder bu onun için hayırdır. Ve in şayet esabetu sarrau şey, darrau. Bir darlık, bir sıkıntı, bir bunalım veya bir hoşnutsuzluk darrau. Darlık kendisine isabet ederse sabara. Sabreder. Fekane hayranle. Bu da onun için hayırdır. Bak gördün mü Ferhat kardeş? Kazan kazan politikası öyle politikalarda veya siyasette veya orada burada olmuyor. Kazan kazan politikası nerede oluyor? İslam'da oluyor. Müminde oluyor. Bak asıl kazanma politikası nerede? Aha burada. Bir genişlikte elhamdülillah alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Şükürler olsun diyoruz. Kazandı mı? Ecir. Kazandı. Kazandı. Zaten şöyle deniliyor. Birinci şükür Nimete. Elhamdülillah. Su içtim. Elhamdülillah. Bunu veren Allah'a borcumu eda ettim. Üzerimdekini kaldırdım. İkinci yudumu içtim. Elhamdülillah. Dedim. Sevap kazandım. Üçüncü yudumu içtim. Elhamdülillah. Dedim. Ve o üçüncüsü de benim kötülüklerimin yani günahlarımın affu mağfiret olmasına vesile oldum. Gördün mü Ferhat kardeş? Evet. Yani üç tane hamd ile bu iş tamam. Müslüman böyle olur. Bak Ferhat kardeşim. Sıkıntılar, belalar, musibetler. Şimdi burada önemli olan güzel bir ayrıntı da var. Hani dedik ya darra'u, darlık. Siz bir darlıkta da, bir sıkıntıda ham dedin. Şükretmeyin. Çünkü şükrettiğiniz zaman şükrün biraz mantığı Ferhat kardeşim biraz mantığı farklı çünkü şükür ettiğiniz zaman e, nimet ziyadeleşiyor e, bir sıkıntıda e, şükür ettiğiniz zaman sıkıntınız ziyadeleşmesin ham dedin çünkü <laughs> orada değil yani Müslümanın başına bir şey geldiğinde sabreder der ki Ya Rab hani deriz ya nurunda hoş narında hoş kahrında hoş lutfunda hoş bu bir teslimiyettir. Müslüman olmanın gereğidir. Ama bunu ham sözlüğü sözcüğüyle, kelimesiyle dile getirelim. Tamam mı? Şükür ise çünkü yüce Mevlamız başka bir ayeti kerimede İbrahim suresi 7. ayeti kerimede ne diyor? Estaizu billah ve iz teezzene. Rabbimiz ilan etti, duyurdu. Rabbukum, Rabbimiz diyor. Le in şekertum le ezidennekum ve la in kefertum inne azabi le şedid. Sadakallahu lazim. Ne demek? Bak İbrahim 7. Diyor ki Rabbimiz le in şekertum le ezidennekum şayet şayet şükrederseniz arttırırım. Şimdi verilen nimetlerde nimetlerde güzelliklerde Şükür diyeceğiz. Allah'ım sana şükürler olsun. Evet çocuk. Bir sıkıntı da başımıza geldiği zaman, hani sıkıntıda, darlıkta hamd edilir mi? Sabredilir. Alemlerin Rabbi olan Allah tarafından imtihan edildiğini kişi bilir ve ona göğüs gerir. Az önce hadis-i şerifte de olduğu gibi mükafatını alır. Burada olumsuz şeylerde hamd kelimesi ile Allah'a teslimiyet... Olumlu ve güzel olan şeylerde de şükür ile çünkü güzel olanın ziyadeleşmesini ister. Yani kimse hiçbir zaman başına gelen bir kötülüğün artmasını istemez. Doğru evet. mu? Güzel olanın artmasını ister. Doğru olanı da budur Ferhat kardeşim. Bak şimdi elbette ki Allah'ın en çok hoşnut olduğu yine sevgili peygamberimiz aleyhissalatu vesselam öyle ifade buyurur. Bir kulun yemesinden ve içmesinden sonra diyor hamd etmesi alemlerin Rabbi olan Allah'ı hoşnut kılar. Ferhat kardeşim elbette ki fahri kainat efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gönlümüzün sururudur. O bizim habibimizdir, o bizim rehberimizdir, o bizim önderimizdir. Elbette ki bizim yolumuz da onun yoludur, onun yolu da bizim yolumuzdur. Onun sözleri yine bitmez. Ben burada ittifa edeyim hadis-i şeriflerde. vakitler alıyor. Yine birkaç ayet-i kerime ile Yüce Rabbimizin sözleriyle tekrar yolumuza devam edelim. Hocam ayet-i kerimelerde evet. şükür konusunu ifade eder evet. Eder misiniz? Şimdi bi hamdi rabbike ve estağfir innehu dediğimiz zaman innehu kâne Şimdi Ferhat kardeşim baktığımız zaman Fesabbih bi hamdi rabbike. Ne diyor? Rabbini tesbih et. Hamd ile ne yap? Tesbih et diyor. Elbette ki yöneleceğimiz makam, yöneleceğimiz yer, kıblemiz, alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Daima yönümüz o tarafa olması gerekiyor. Şimdi hani az önce dediğim gibi yine Hicr Suresi Ferhat kardeşim 98. ayet-i kerimede Estaizu şöyle buyuruyor Rabbimiz. Fesabbih bihamdi rabbike ve kun mines sacidin. Evet. Rabbini hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol. Ve kun mines sacidin. Şimdi Ferhat kardeş bak işte o hamdin o şükrün o anmanın bedensel olarak bir eyleme dönüştüğü yerdir namaz. Yani uzuvlarımızla bir çıktıdır. Yani ne diyor? Ve kun Ve Rabbini hamd ile tesbih et ve secde edenlerle birlikte ol. Ve secde et. Ve kun Başka bir ayet-i kerimede de yine secde edenlerle ma'as deniliyor. Secde edenlerle birlikte ol deniliyor. Şimdi Ferhat kardeşim yani eylem var mı? Olacak. Nedir? Namaz. Secde dediğimizde aklımıza ne geliyor? Namaz geliyor. Alnın yere değmesi geliyor. Yani onun harekete dönüşmesi geliyor. Şimdi Ferhat kardeşim baktığın zaman aslında konumuzun temelini de teşkil eden en önemli az önce ifade ettim İbrahim suresi 7. ayeti kerime. Estaizu billah ve iz teezzene. Rabbukum Rabbiniz ilan etti. Bak burada hani ezan deriz ya Ferhat kardeşim. Ezan nedir? Ezan duyuru değil mi? Çağrı değil mi? Anons değil mi? İleti ileti değil mi evet. ezan? Ezan bir çağrıdır. Bak burada evet. ezan sözü teazzene. Ezan sözcüğü de buradan geliyor. Yani duyuru. Yani çağrı. Ne diyor? Ve iz. Hatırla. Düşün. Teazzene rabbukum. Rabbin ilan etti. Neyi ilan etti? Le in şekertum le ezidennekum ve ve le in kefertum in azabi le şedid. Sadakallahu lazim. Bak Ferhat kardeş. Rabbimiz dedi ki: Şükrederseniz nimetlerimi arttırırım. Hani yemek yedikten sonra ne dersin? Komşuna gittin yemeğini yedin. Komşu Allah ziyade etsin. Bak ziyade kelimesi de burada geçiyor. İşte le eziden ne ziyadeleştirmek yani arttırmak. Dua niyazda ne bulunuyoruz? Allah ziyade etsin diyoruz. Yani Allah daha da arttırsın anlamında kullanıyoruz. İşte Allah da diyor ki e, le in şekertum şayet şükrederseniz yani nimetin karşılığını bana gösterirseniz eylemsel olarak eylemsel olarak ne yaparım? Ve le in ...ne yaparım ben o nimeti... ...arttırırım... Evet. ...ziyadeleştiririm... ...ama... ...vele in... ...peki ne yaptığımız zaman... ...vele in kefertum... İnkar ettiğinizde... ...nimeti yok saydığınızda... ...ne yaparım diyor... Sizi azap ederim... ...inne azabi leşedid... ...muhakkak ki benim azabım... ...çok şiddetlidir... ...şimdi nankör ne demek Ferhat kardeşim bak burada ayet-i kerimede kefertum yani o nimetin görmeyip de kaynağını bilmeyip de örtmek yok saymak anlamında. Biz buna ne diyoruz Türkçe karşılığı olarak nankör diyoruz. Yani nankör ne demek? Nimetin karşılığını veya yapılan iyiliğin kadrini, kıymetini ve karşılığını bilmemek. Evet. Nan ne demek? Nan Farsça bir kelime. Ekmek. Nan ekmek. Zazaca'da de kullanılır. Kürtçe'de de kullanılır. Ama kaynağı nedir? Farsça bir kelimedir. Nan ekmek. Nan kör. Kör ne demek? Ama. Yani görmeyen. Nan kör. Yani ekmek nedir? Nimettir, değil mi? Evet. Yani nimeti görmeyen. Yani nimeti yok sayan. Yani güzelliği inkar eden. Evet, işte evet. bu da böyle kelime anlamıyla baktığımız zaman Rabbimiz ne diyor? Le in şekertum le ezidennekum ve le in kefertum in azabi le şedid. Şayet şükrederseniz nimetimi yarım da haline getiririm. Hamandan körlük ederseniz sizi azap ederim. Son bir ayet kelime, Nisa suresi 147. Evet. Estaizu billah ma yef'alullahe Diyor ki ma yef'alullah. Allah niçin yapsın? Bi azabikum. Allah sizi niçin azap etsin? İn şekartum ve amentum. Şayet şükrederseniz ve iman ederseniz Allah sizi niçin azap etsin? Ma yef'alullah. Ma yef'alullah bi azabikum. Allah sizi niçin azap etsin? İn şekertum ve amentum. İman eder ve şükrederseniz Allah sizi niçin azap etsin? Evet hocam. Ma bi azabikum. Allah niçin sizi azap etsin? Ferhat kardeşim demek ki nimetlerin kadrini, kıymetini bildiğimizde ve Allah'ın varlığına ve birliğine iman ettiğimiz müddetçe Allah'ın azabı üzerimizden biiznillah kalkacaktır. Ayet-i Kerime öyle diyor. Ma yef'alullahu bi azabikum. Allah niçin sizi azap etsin? İn şayet şekertum şükrederseniz ve amentum ve iman ederseniz. Bu ne anlama geliyor Ferhat kardeşim? Süremiz daralıyor ve bitiyor. Anlamı şu, en son şunla bitirelim. O cennet ehli karşılaştıkları tüm güzellikler karşısında ne demişti? Ve ahiru da'vahum enil hamdulillahi rabbil alemin. Bütün bu güzellikleri bize veren alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Hangi ayeti kerime? Ferhat kardeşim, Yunus suresi 10. ayeti kerimede bu dua geçer bu şükür evet. geçer ve ahiru davahum enel hamdulillahi rabbil alamin cennet ehli şöyle dedi bütün bu güzellikleri bize veren alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun biz de diyoruz ki bütün bu güzellikleri bize veren alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun ve ahiru davahum enel hamdulillahi rabbil alamin deyip bitirelim Allah razı olsun. Rabbim bize her halini her halinde şükreden kullarından eylesin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Er Rahman Rahim demiştik. Saygılarımızı, muhabbetlerimizi sunuyoruz. Bu akşam sürçülisan ettiysek affola diyoruz. Allah'a emanet olunuz. Hayırlı akşamlar.